yapı statiğinde örnek bir soru çözümünü yapacağız. Ankastre mesnet ve hareketli mesnetimiz mevcut. Ankastre mesnette 3 mesnet tepkisi vardır. Döşeyde, yatayda ve momente karşı bir tepki söz konusu. Hareketli yükte de zaten sadece düşey doğrultuda, hareketli mesnette sadece düşey doğrultuda bir tepki söz konusu. Öncelikle mesnet tepkilerimizi yine şekil üzerinde çizmekle başlıyoruz. Düşey mesnet tepkisi şurası da A noktası olsun. B, C, D, E noktaları diye verilebilir. Şimdi ve yatayda yatayı da herhangi bir kuvvet olmadığı için önceden baktığımda görebiliyorum. Yani yönünü ona göre belki artı çıksın diye belirleyebilirdim, o anlamda söyledim. Ama zaten burada bir yük olmadığı için yatay zaten sıfır olacaktır. Çünkü herhangi bir şey yatayda söz konusu değil, kuvvet söz konusu değil. Daha sonrasında momente karşı bir tepki söylemiştik. Bunu da herhangi bir yöne istediğim gibi çizmem mümkün. Yani buradaki hareketli mesnetimizin de VD gibi bir yukarı doğru tepkisi söz konusu. Şimdi burada öncelikle toplam x 0 düşeyde toplam x eşittir 0 dediğimiz zaman haşa eşittir 0 oluyor zaten. Bunu söyledik. Yatayda herhangi bir şey kuvvet yok şu anda. Peki toplam y eşittir 0'a gelirsek eğer VA artı VD yukarı yönlü kuvvetler, aşağı yönlü kuvvetler var. Burada bir yayılı yük söz konusu. Bu yayılı yükü eğer burada 3 metre şurası var. Yayılı yükü eğer tekil kuvvet olarak çevirmem gerekirse ağırlık merkezinde toplanacaktır. Yükü üstüne ne kadarlık bir yük var? Dikdörtgenin alanından faydalanarak 8 çarpı 6,5 52 kilonewtonluk bir kuvvet söz konusu. Etkileyeceği mesafe ise 6,5'un yarısı olacaktır. O da 3,25 olması lazım. Evet. 8 çarpı 6,5 eşittir 52. Tekil bir kuvvet olarak düşünürsen tabi 3,5 nereye denk gelecek aslında? Pardon, 3,25 değil mi? Evet, 3,25'te şöyle bir yere denk gelse tabi tam ortada inmişiz ama önemli değil. Önemli olan göstermeyi. Şöyle yaparsak eğer 52 demiştik. 8 çarpı 6,5 52 tekil kuvveti çevirdim. Ağırlık merkezinden etki edecektir. Tüm yük ağırlık merkezine toplanacaktır. Tek bir kuvvet olarak göstermek gerekirse. 52 şöyle gözükmüyor. Şuraya çizeyim. ...52 kN. Daha sonrasında eşittir dedik. Yukarı yönlüler bir tarafta topladım. Aşağı yönlüleri bir tarafta topluyorum. 66 kN olacaktır. 52 ile 14'ün toplamı. Burayı da bitirdikten sonra bir yeri moment noktası aldığımızda toplam moment D noktası için olsun 0 aldığım takdirde şurayı belirledim. Daha sonra kuvvetlerimi moment noktasının doğru ucuna tutup çeviriyorum.
Şöyle ucundan tuttum, çevirdim. Burada haşa yok. BA var. Ucundan tuttum, çevirdim. Bir de MA var. Onu da unutmayalım. Şimdi bakıyorum, bir de şöyle MA ile şu aynı yönlü oldu. Bakın bu zıt yönlü. Bakın bu da zıt yönlü. Dolayısıyla bunları görme adına şöyle bir işaret koyabiliriz istersen. Eksi dedik, eksi dedik. Şunları da artı diyelim. Maksat burada aynı yönlü olup olmadıklarını göstermek. Yoksa eksiliğini artı herhangi bir şekilde yazmaya gerek yok. Görebiliyorsanız sıkıntı yok. Bu ikisi aynı yönlü. Tekrar bakalım, yanlış olmasın. Bu ikisi de birbiriyle aynı fakat bunlara zıt. Dolayısıyla eğer buradan başlarsam, örneğin MA zaten direkt momenttir. Onu MA olarak yazarsın. Dik uzaklık yoktur. Momenttir zaten. Evet. Dolayısıyla artı dedik. Aynı yönlü olacağı için artı dedim. VA çarpı, şimdi dik uzaklığı alıyorum çünkü kuvvet. Kuvvet çarpı dik uzaklık. VA çarpı 6,5. Eşittir diyeceğim. Çünkü saat yönünde herhangi bir şey kalmadı. Zıt yönde kuvvetler var. Onları da dik uzaklıklarıyla beraber eşitliğin diğer tarafında toplayacağız. Şimdi 52 çarpı dik uzaklığı, şurası 0,25. Buraya da kalan değer 0,3,25. Şöyle şurası da 3,5. Yani 3,25. Artı diyorum 14 çarpı. Yani bu arada 14'ün mesafesini söylememişiz. O da 1 metre olsun. Burası da 1 metre kadar olsun. O halde 2, 3,5 da burada var, 5,5. 14 çarpı 5,5. Şimdi burada iki bilinmeyenli bir şey geldi. Şu tarafı bir toplayalım. -246. Daha sonrasında mafsaldan ayırıp ilave bir denklem elde etmem lazım. Sistemi mafsaldan ayırabiliyoruz. Böyle bir özelliğimiz söz konusu. Yani mafsaldan ayırdığım zaman tek mafsal görüyorum şu anda. Bazen bazı sorularda kestiğimde mafsaldan, istersen bu tarafı silip atıp bu tarafa bakacağım. İstersen burayı silip atıp bu tarafa bakacağım. Bu taraf kolay olduğu için böyle. Bazı sorularda direkt bu şekilde görülebilir. Bu o yönde bir, o tarzda bir soru. Dolayısıyla şuradan kestiğimiz zaman bunun yükü 8 kN değişiyor. Mesafe boyunca 8 kN olarak. Burada VD söz konusu. VD hakkında herhangi bir bilgim de yok şu anda. Bulamadım. VD'yi yazıyorum. 8, kestiğim mesafem belli. Mafsala kadar 3,5'tu, dikkat edelim. 3,5. Bunu tekil kuvvet olarak yazmam gerekirse 8 çarpı 3,5'tan 28 kilonewton yarısından etkileyecektir. 1,75. Evet. 1,75. Şurayı moment alacağım. Çevirdiğim takdirde. Şimdi bu mafsaldan ayırdığım zaman burası sabit mesnet gibi olur. Sadece mafsalda dönme serbesttir. O nedenle sabit mesnet gibi olacaktır. Ama ben burayı moment aldığımda zaten düşey ve yatay gidecektir. O nedenle bu tarz soruda bu şekilde direkt yapabiliyoruz. Ama başka tarz sorularda burası ve şu sistemi de ayırdığınız zaman iki sistemi ayırdınız. İkisini de ayrı ayrı sabit mesnet çiziyorsunuz. Bunu da hatırlatmasını yapalım. Fakat bu sorularda direkt geliyorsa bu şekilde kolay oluyor.
Aldık burayı moment. 28 çarpı 1,75. Şöyle yönleri görme adına saat yönü, saat yönü eksi diyelim, artı diyorum. Bunları sadece birbirine zıt olduğunu görme adına yaptım. Herhangi bir şekilde önemli değil aslında. Şimdi şöyle 28 çarpı 1,75'i bir tarafa yazacağım çünkü birbirine zıtlar. BD çarpı dik uzaklığı ise görüldüğü gibi 3,5. Şimdi dik uzaklığı göremiyorsanız kuvveti uzatacaksınız. Nokta burasıysa kuvveti uzatın. Sonra noktadan bir dik indirin kuvvete. Dolayısıyla dik uzaklık 3,5 olacaktır. Şurada VD. Her zaman böyle yapıyorsunuz. Şimdi 28 çarpı 1,75 bölü 3,5. 14 kilometre olacak. O halde VA çıkıyor. 52 kN. Yerine yazdığımız takdirde MA'yı bulacağız. MA eşittir 246 eksi 52 çarpı 6,5. MA da eksi 92 kN moment olduğu için. Şimdi kesim yaparak diyagramı çizmeye geçelim. Şuradaki değerlerimizi tabii ki yazmakta fayda var. On dört. -92 çıktığına göre artı yapmam çok daha doğru olur. Şurayı şöyle artı yapabilirim. Yönünü değiştiririm. Artı olur. Yapmasaydınız da olurdu. Fakat daha sonraki işlemlerde eksi olarak yazmanız gerekirdi. Her bir denklemde. Burayı artıya çevirmek diyagramda herhangi bir şekilde onu artı yapmaz veya eksi yapmaz. Bunu bilmiyorum şu anda. O iç kuvvetlerden dolayı meydana gelen bir durum. Şu ana kadarki yapılan işlemlerin doğruluğu açısından hiçbir sakınca yoktur. İstediğim gibi artıyı eksi yaparım. Çünkü yönleri zaten bilmiyordum. Kafama göre belirledim. İsterseniz eksi kalabilirdi. Ama MA nerede görüyorsanız görün. Eksi olarak almanız gerekiyordu. Tabi bu eksi olduğu da yönlerde de karışıklık meydana gelebilir. Konuya iyi hakim olmanız lazım. Eğer artı olarak alırsanız işlemlerde daha kolaylık sağlayabilir. Eksi alınsa da bence çok bir problem değildir. Şimdi kesim yapacağımız için diyagramı çizmek için kesim yapmamız gerekiyor. İç kuvvetleri MNV'yi görmemiz lazım. Dolayısıyla kesimlere başlayalım.